Merhaba. Paris'teki Orsay Müzesi'ndeyiz ve Carpo'nun dans isimli heykelini inceliyoruz. Bu heykel, 3. Napolyon döneminde 1865'te yapılan yeni opera binasının ön cephesi için Garnier tarafından sipariş edilmiş. Bu dönem, Paris'in bugün bildiğimiz haliyle yani modern bir şehir olarak yeniden doğduğu dönemdir. Heykele bakınca etkilenmemek mümkün değil. Bu eser adeta bir mutluluk ve keyif kaynağı, coşku dolu. İsmi dans ama opera binasındaki dans gösterilerinin büyük bir kısmını oluşturan klasik baledeki özen ve disiplinden eser yok. Kontrolden çıkmış gibi bir havası var. Figürlerden biri yani dansı temsil eden cin kollarını havaya doğru açmış. Sağ elinde de bir tef var. Onun etrafında alan kullanımı açısından barok bir eser olduğunu düşündüğüm heykele değişik bir hava katan ve cinin etrafında dans eden beş adet peri görüyoruz. Daha çok barok tarzını çağrıştırdığı için ve neoklasik olmadığı için bu heykel çok fazla negatif eleştiri almış. Bu Vücutların doğallığı, açıklığı ve katı çizgilerle sınırlı olması gereken alanı özgürce kullanması sebebiyle aslında natüralist bir eser. İdealleştirilmiş neoklasik bir heykel gibi durmadığı aşikar. Figürler açıkça sırıtıyor. Burada neoklasik eserlerde göremeyeceğiniz duygusal bir kalite var. Adeta duygusal olarak patlamak üzere. O kadar eğleniyorlar ki saçları rüzgarlı bir gündeki gibi dalgalanıyor. Aynı dans cininin kanatları ve pelerini gibi. Karpo, oldukça karmaşık bir kompozisyonu çok basit bir sahne gibi göstermek konusunda oldukça başarılı. Az önce perilerin cinin etrafında döndüğünden söz etmiştim. Burada gerçekten de dairesel bir hareket var. Ama figürlerin aynı zamanda öne doğru da çıkarılmış olmaları bir açıdan bu dairesel hareketi bozuyor. Karpo aslında burada bir taşla iki kuş vurmuş. Aynı anda iki şeyi başarmış. Figürler bir daire oluşturuyor ama vücutlarının yan yana gelişi ve aldıkları keyif dairesel hareketi bozuyor. Dikey olarak öne fırlamış bir figüre ek olarak bir yelpaze gibi heykelin tabanından yanlara doğru açılan iki tane figür daha var. Baş aşağı dönmüş bir piramidi andırıyor. Evet, heykelde gerçekten de çok hassas bir denge var. Heykelin merkez kaç kuvveti neredeyse figürleri üzerimize fırlatmak üzere. Belki de bunu el ele tutuşmuş olmaları engelliyordur, ne dersiniz? Coşku, enerji, yaratıcılık ve keyif dolu bir ifade. Gel gelelim heykel binanın önüne ilk konduğu zamanlarda insanlar tepki göstermiş. Hatta biri heykele bir şişe mürekkep bile fırlatmış. Heykel daha sonra tabii ki temizlenmiş. Ve 1964'te de daha iyi korunması amacıyla kapalı mekana taşınmış. Evet çünkü artık hava kirliliği ve atmosferdeki asit heykeli aşındırmaya, çizgilerini belirsizleştirmeye başlamış. Bu hasar özellikle sol cephede açık bir şekilde görülebiliyor. Yine de tüm bunlara rağmen heykel hala güzelliğini, enerjisini ve coşkusunu muhafaza ediyor. Hoşçakalın.